Değerli dostlar, bundan sonra 5 dakika içinde sizlere bazı yan gelişmeleri de aktarmaya çalışacağım. Çünkü dünyada çok fazla gelişme oluyor ve bu gelişmeler çerçevesinde işin aslını aktarmak biraz gecikebiliyor. O yüzden bundan sonra zaman zaman 5 dakikada işin aslını sizlere aktarmaya çalışacağım. Özellikle şu anda Fransa'nın Afrika'daki trajedisi önemli bir unsur aktarmak açısından. Biliyorsunuz Mali ve Burkina Faso'da yaşanılan darbe süreçlerinden sonra Fransız hükümetine esas büyük darbeyi Nijer yaptı. Nijer, Fransa'nın uranyumundan da yararlandığı fakat uranyumundan çok Afrika'nın batısındaki siyasi ve askeri gücü açısından çok yararlandığı bir coğrafyaydı. 1500 askeri var o bölgede. Maksat da DAEŞ'le, yani IŞİD'le mücadele olarak aktarılıyordu. Fakat Nijer'de büyük bir darbe oldu ve sonuç itibariyle o darbe sonucunda da Nijer askeri yönetimiyle Fransa arasında çok büyük bir gerginlik yaşandı. Fransa 2 hafta direndikten sonra Nijer'den büyükelçisini, çünkü persona non grata ilan edilmişti, alın kardeşim bu büyükelçinizi diye, Nijer'den büyükelçisini ve zamanla kademeli olarak 2024 yılına kadar da bölgedeki lejyoner gücünü, askeri gücünü çekeceğini açıkladı. Bu tabii esasında Fransa'nın sahip olduğu gücün o bölgede sahra altında sıfırlanması demek. Mesela diyor ki Uluslararası Kriz Grubu Sahra Projesi uzmanı Jean-Harve Jezekoyan, Nijer'den çekilme Fransa'nın Orta Sahra'da stratejik bölgesini boşaltması anlamına geliyor. Fransa'nın bölgeye müdahalesi büyük bir başarısızlık getirdi. Bölgedeki Selefist grupları durduramadılar. Aynı zamanda Mali, Burkina Faso ve Nijer'le ilişkilerini kaybettiler. Bu belki Fransa için trajedi değil ama buna yakın bir durum olarak değerlendiriyor. Ve Nijer askeri yönetimi de diyor ki bugün yeni bir dönemin kutlamasını yapıyoruz. Bu tarihi bir andır ve Nijer halkının zaferidir. Yeni emperyalist, neo-emperyalizm ve sömürgeci güçler artık Nijer topraklarında barınamayacaklar diyor. Şimdi bütün bu olaylar dikkatimi çekiyor. Marine Le Pen, Ulusal Cephe, yani Fransız aşırı sağının giderek güçlenmesine neden oluyor. Tıpkı bu olaylar, benim yaşım o günleri denk gelmedi ama çok okudum. Gerçek anlamda Cezayir Bağımsızlık Savaşı'nda da Fransa benzer bir durumla karşılaşmış. Yani Fransız derin devletinin içinde paraşütçü komandolar darbe yapmaya kalkmışlar ya, Fransa gibi bir ülkede. Fransız derin devleti içinde ne oluyor, koskoca bir imparatorluğu sokağa mı atıyoruz, pazarlık mı yapıyoruz falan diye büyük bir ayaklanma yapmış. Ve benim gördüğüm kadarıyla Fransız aşırı sağ şu anda Macron yönetiminin Nijer politikasını açık, seçik ve net olarak aşağılanma olarak görüyor. Tıpkı Cezayir İç Savaşı'nda olduğu gibi. Yani bir aşağılanma ile karşılaştık. Bu aşağılanmanın sorumlusu da mevcut yönetimdir diyor. Ve aşırı sağ ve tabii ki Fransa'nın bünyesindeki o malum muhafazakar kesim yavaş yavaş bu Afrika olayında daha sert müdahalelere yol açabilecek strateji arayışlarını ve politikalarını geliştirmeye başlıyorlar. Buna karşılık devrilmiş olan Muhammed Bazoum'un danışmanı dedi ki çekilmeleri çok iyi oldu. Biz ne zaman ortaya çıksak askeri rejim, biz emperyalizmle mücadele ediyoruz, bunlar da onların adamları diyorlardı. Biz Fransız askerlerinin gitmesinden yanayız. Bu sayede Nijer halkına gerçekten gerçek kimliğimizi anlatma şansı yakalayacağız dedi. Bakacağız. Hoşça kalın.